Akşamlar. Başlayabilir miyiz? Hazır mıyız? Evet. Evet, karşılaşma her iki takım adında da çok önemli bir karşılaşmaydı. Beşiktaş galip geldiği takdirde üçüncülüğü hedef olarak da sezon sonuna kadar belirleyecekti. Biz de sekizinci olabilmek için mücadele edecektik. Bu anlamda her iki takım adına da çok önemliydi. Karşılaşma açıkçası beklediğimiz gibi geçti. Rakibin karşılaşmanın ilk 10-15 dakikasında baskılı oynayacağını bekliyorduk. O baskıyı kırmak için çalışmamızı da yaptık ama maalesef gol yene kadar çok panik içerisinde oynadık. Yani normal oynamamız gereken oyunu oynamadık, çok tedirgin oynadık. Gol yedikten sonra normal oynamamız gereken şekle döndük ve birinci golü ve ikinci golü doğru zamanlarda bularaktan. Hatta birkaç tane pozisyon var. Eğer doğru şekilde değerlendirmiş olsaydık, üçüncü golü bulmak için de ilk devrede pozisyon yaratabilirdik. Ama maalesef tercihleri doğru yapmadık. İkinci devre zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Foden'in sakatlığı vardı. Bundan dolayı değiştirmek zorunda kaldık. Ve devre arasında yine arkadaşlara Beşiktaş'ın tekrar baskılı başlayacağını ve bu baskıyı kırmamız için geriye çekilmeyip rakibin ikinci alanda özellikle doğru baskı yaparaktan o baskıyı kırmak istedik ama yine karşılaşmaya başlar başlamaz gol yedik ve 2-2 oldu. Ondan sonraki süreçte bizim geçişlerde özellikle yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı üçüncü alana kadar. Üçüncü alanda yapmış olduğumuz tercih hataları ve vurmuş olduğumuz yani kaleye vurmuş olduğumuz topları neticesini alamadık. Bizim en iyi yapmış olduğumuz işi Beşiktaş son dakikada yaptı. Çünkü geçiş oyunu iyi oynayan takımlardan bir tanesiyiz. Ve biz orada doğru yani topu kaptırmamış olsak 3-2'yi biz yakalayacaktık. Ama maalesef kaptırmış olduğumuz top dönüşte bize çok pahalıya mal oldu. Evet, oy skor olarak, puan olarak bugün bir kaybımız oldu. Bu bir gerçek ama mücadele anlamında, oyuncularımızın iyi niyeti anlamında değişen bir şey olmadı. Bugüne kadar nasıl iyi niyetle mücadele ettiysek, saha içerisinde doğru oynamaya çalıştıysak, bugün de onları yapmaya çalıştık. Bundan dolayı oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Vermiş oldukları emek için de teşekkür ediyorum. Ya şimdi tabii bu soru sıkça soruldu bugüne kadar. Hatta federasyon açıklamadan önce de bu tür sorular hep soruluyordu. Aslında bence federasyona bir sormak lazım. Niçin böyle bir karar aldı? Yani bunun bir nedeni vardır. Eğer nedeni bilirsek o neden üzerinde düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Çünkü daha önceki yıllarda da biliyorsunuz sayı düşürüldü ve tekrar çıkarıldı, yani serbest bırakıldı. Ama bence ben şahsi düşüncemi söyleyecek olursam kısıtlamanın çok bir şey kazandıracağına inanmıyorum ben. Yani 2012-2013 sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda da altyapıdan bir tane oyuncu almak zorundaydınız kadroya. Alıyordunuz ama kaç tanesi oynuyordu? Yani çok değişen bir şey olmuyordu açıkçası. O açıdan oraları kontrol etmekten ziyade altyapıyı nasıl işlenir, nasıl oyuncu geliştirilir? Bence bunları daha doğru yapılanmayla veyahut da tavsiyelerle yerli oyuncuyu A takımlara katmayı düşünmek bence çok daha doğru olur. Eğer bunu maddi olarak yapıyorlarsa o zaman yine bir bana göre yanlışlık var. Çünkü diğer federasyonlar kulüplerin bütçesini kontrol ediyor ve bütçesine göre transfer yaptırıyor. Yani o açıdan öncelikle bir federasyonun neden böyle bir karar aldığını
açıklamasını tam olarak bilirsek ona göre cevap vermiş oluruz. Yerli futbolcuların piyasası bundan sonra yani aynı fiyatlarla şekilde artacağını düşünüyorsunuz. Daha önce olmuş mu? Yani havuz ne kadar daralırsa o kadar seçeneğiniz az oluyor. O kadar da değeri artacak yani bu gayet normal. Yani o 2013-14 veya 14-15 sezonu yanlış hatırlamıyorsam 6 artı 2 uygulaması olmuştu. O zamanki rakamlar çok yani uçuk rakamlardı. Yani bence rakamlara odaklanıp da serbest veya kısıtlamadan ziyade işlemi yani nedenini tam olarak anlarsak, federasyonun neden böyle bir karar aldığını tam olarak yani açıklaması gelirse ona göre değerlendirmek ve cevap vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Bir soru daha vardı yanlış hatırlamıyorum. Onu söyle, cevapladım. Fode sakatlığından dolayı diye. Yani negatif ve pozitif yönleri yani biz yeni olan bir takımımız yani bunu göz ardı etmememiz lazım. Yani devre arasında bir o kadar oyuncu gelmiş, bir o kadar oyuncu gitmiş. Türkiye Ligi'ni bilen oyuncu sayısı çok azdı. Bugün bunu da bugün çok net bir şekilde görüyoruz. Her ne kadar analizler yapsak da oyunculara bu analizleri paylaşsak da sonuçta ligi bilmek, ligde uzun süreli oynamak tamamen değişik bilgi. Bundan dolayı bütçe olarak evet çok düşük bütçe ama ben hedef konulmuş olan hedef bu sezonun beklentilerine çok iyi bir şekilde karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Gelecek sezonla ilgili de bugün Sivas'ta oynadık, başa baş oynadık. Beşiktaş'ta bugün oynadık, gayet olumlu işler yaptık. Hatta maçı galip gelebilirdik de çünkü pozisyonları da yakaladık. Yani gelecek sezon şu anda o takımlar ilk 5 içerisinde. Biz de artık Kasımpaşa olaraktan gelecek sezon planlamasında kulübün belirleyeceği hedeflere göre bu oyuncu grubunun eksiklerini tamamlayaraktan ona göre hedef belirlemiş oluruz. Soru sona mı? İyi akşamlar, teşekkür ederim.